Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir bebek patiği modeli göstereceğim. Bu şekilde 55 ilmek başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 ilmek attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş haroşa çalıştım. Yani önden ve arkadan düz olarak ördüm. Şimdi bir sıra daha sizlerle beraber öreceğim. Şimdi kenar ilmeğini ben bu şekilde alıyorum. Sonra ipimi arkadan alarak düz örgüyle devam ediyorum. Bu patiğimiz arkadaşlar, hani ipinizin numarasını, ipinizin kalınlığına, tığınızın, şişinizin kalınlığına, inceliğine göre değişecektir. Ben biraz kalın ilmekle, kalın tığ şişle konuşamadım. Kalın şişle ördüğüm için biraz hani büyükçe bir patik oldu. Sizler hani önce bir deneyip daha sonra da ölçüsünü yapabilirsiniz. Ama benim bu şekilde 3,5 numara şişle yaptığım ve normal kalınlıklı bir bebek ipiyle 6 ve hatta 1 yaş 2 yaşa kadar olabilir. Yani bayağı bir esnek oldu. Zaten Selanik örgü modelinde biraz esnek bir model. Genişleyen bir model. Bu şekilde önden ve arkadan düz örgü yapıp bu şekilde kenarlarını düzgün bir şekilde çıkarttım. Toplamda 8 diş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa örmüş oldum. Ve şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz yapıyorum. Bir ters yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters diye bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bir önceki videomda zaten göstermiştim. Yalancı Selanik örgü modeli bu şekilde ilk sırasını yapıp kurmaya başlayacağız. Bir ters, bir düz diye sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir ters, bir düz. Son ilmeğimdi. Normalde düz yapacaktım. Burada ters yaptım. Şimdi ama sorun değil. Kenar ilmeğimi bu sefer bu şekilde alıyorum. Düz olduğu için böyle çıkartıyorum. Şimdi hemen yanındaki ilmeğim ters. Bunu ters örgü olarak bu şekilde örmeye çalışıyorum. Sonra bakın hemen yanındaki ilmeği düz olan ilmeği normalde bakın şöyle daha detaylı göstermeye çalışıyorum ama netleştiremedim. Bakın şöyle bir altındaki ilmeğin içerisine şöyle girdirerekten şişimizi bu ilmeği alıyoruz. Yani üstündekini değil bir altındaki ilmeği bu şekilde şişimizi batırıyoruz. Ve iki ilmeği şişimizden çıkartıyoruz. Üst üste iki katlı bir ip olmuş oluyor. Sonra tersi ters örüyoruz. Düzü bir altındaki ilmekten bu şekilde girdirerek örüyoruz. Tersi ters, düzü bir alttaki ilmekten, ters, düzü bir alttaki ilmekten, tersi ters, düzü bir alttaki ilmekten alarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Buradaki bakın Selanik örgü modeli, yalancı Selanik örgü modeli ortaya çıkmış oldu. Bakın yine 3 ilmeğimizi beraber yapalım. Tersi ters, düzü düz, düzü bir alttaki ilmekten tersi ters. Son ilmeği de düz örüyorum bu şekilde kenarların düzgün olması için.
Ve böyle sıramı tamamladım. Arka tarafına geliyorum. Arka tarafında da aynı işlemi yapacağız. Şöyle kenar ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Sonra hemen yanındaki ilmeğim düz. Bir altındaki ilmeğin içerisinden şişimi girdirerek bu şekilde devam ediyoruz. Bakın hemen ters ters yaptık. Düzü de bir altındaki ilmekten. Yani şöyle net oluyor mu, görünüyor mu bilemedim. Düzün bir altındaki ilmeğinden ters de normal ters yapıyoruz. Yani arka tarafındaki yaptığımız tersleri burada düz olarak ve bir altındaki ilmekten yaparak her iki tarafa da aynı görüntüyü vermiş oluyoruz. Bu modeli atkı olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde. Her iki tarafında da aynı göründüğü için bakın tersin önünde bir çizgi var. Bunu ters yapıyoruz. Düz de öne açık bir altındaki ilmekten yapıyoruz. Ve bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi tam modelimiz ortaya çıkmadı ama yavaş yavaş kendini de göstermeye başladı. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi ters ilmeğimi ters örüyorum. Düzün bir altından. Tersi ters, düzün bir altından. Tersi ters, düzün bir altından. Tersi ters, düzün bir altından. Ters ve düzün bir altından diyerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın bu sırada daha iyi kendini gösterdi. Biraz lastik örgü modeline benziyor. Ama bu daha geniş olduğu için daha farklı bir model. Bu şekilde 8 sıra, 8 diş diyelim. Çünkü her iki sırada bir sıra oluşmuş oluyor. Önden ve arkadan bir sıra yaptığımız zaman yani önden ve arkadan bir ters bir düz yaptığımız zaman bir Selanik sırası olmuş oluyor. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş Selanik örgüsü yapmış olduk. Modelimizin düz tarafındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. ilmeğimi bu şekilde işaretleyici taktım. Burası kenar kısmı, burası da 15 tane olacak. Ve ortasındaki 25 ilmeği üçer üçer toplayarak ön kısmın hani kesme işlemini yaparaktan ayak ucunu oluşturmuş olacağız. Kenar ilmeğimi önünde çizgi olduğu için arkasından girdirerekten çıkarttım. Sonrasında düz örgüyle devam ediyorum. Artık bu sıradan sonra Selanik örgü değil de haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Şimdi 15 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sonra bakın şu 3 ilmeği şöyle aynı anda toplayıp kesiyoruz. Bu şekilde. Sonra devamındaki 3 ilmeği aynı anda şöyle tutup tek ilmek haline getiriyoruz. Bu şekilde diğer işaretleyicinin olduğu yere kadar üçer ilmek alarak ilerliyoruz. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane kesme işlemi yaptım. Son 4 ilmeğim kaldı. Bunları dilerseniz hepsini birden alabilirsiniz veya da benim gibi bu şekilde ikişer ikişer alaraktan yine kesme işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi kenarındaki
diğer 15 ilmeğimizde düz örgü olarak örüyoruz. Ve bu şekilde bitirdik. Şimdi arka kısmına geçiyoruz. Arka kısmında da yine dediğim gibi haroş olacağı için düz örgü olarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık ve ipimizi arka taraftan alarak düz örüyoruz. Ve şu kestiğimiz yerlere gelelim. Aslında burada da farklı bir şey yok ama aklınızda soru işareti kalmasın diye buraları da düz örgü olarak gösteriyorum. Bu şekilde buradaki gibi sıra sonuna kadar devam edelim. Ve böyle patik ucu ortaya çıkmış oldu. Şimdi şişli olduğu için tam belli olmuyor. Bu şekilde alttaki gibi 8 diş haroş olana kadar devam ettim. Şimdi ipimi keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşadan sonra modelimizin düz tarafındayız. Ve şöyle ben tığla kesme işlemini daha rahat bulduğum için bu şekilde kesiyorum. Sizler hani nasıl biliyorsanız, nasıl öğrendiyseniz o şekilde kesebilirsiniz. Şöyle bakın, tığın içerisinde şişin içerisinden tığımı bu şekilde girdirerek zincir çeker gibi ilmeği alıyorum. İlmeği aldığım zaman da şişten bu şekilde çıkartmış oluyorum. Ve böyle kolay bir şekilde kesme işlemini yapıyorum. Bu patiğimiz arkadaşlar 6 yaşında, pardon, 6 aydan 1 hatta 2 yaşına kadar gidebilir. 3,5 numara şişle ördüm ben. Sizler daha küçük şişle örerek daha yeni doğan bebeklere veya işte 6 aydan küçük bebeklere rahat bir şekilde giydirebilirsiniz. Eliniz gevşekse, ben burada şiş numarasını büyük tuttuğum için biraz geniş oldu. Yani 2 yaşına kadar olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde bitirdim. Şimdi bunu şöyle tersinden katlıyorum. Dikme işlemini yapacağız. Şurası taban kısmı olduğu için şöyle bir parmak kadar mesafe bırakıyorum. Şöyle arka tarafta kalan yere ipimi düğümlemiştim. Şöyle bir ipi sabitleme işlemi yapıyorum. Sonrasında şöyle dikiş yapar gibi, tel geçer gibi bir alttan bir üstten iğnemi geçirerek burayı şöyle dikiyorum. Diğer hani başladığım yerin hizasına gelene kadar şöyle ipim biraz uzun almışım, dolaştı. Şöyle çekiyorum arkadaşlar, iyice bir çekiyorum. Burası bir büzülsün istiyorum. Sonrasında burayı şöyle sabitlemek için, hani o büzdüğüm yer açılmasın diye, birkaç defa bu şekilde dikerek sabitlemiş oluyorum. Şöyle biraz kaymış herhalde. Onu da şöyle denk getirerek şuradaki fazlalığı da tekraren buraya alarak şöyle dikme işlemine devam ediyorum. Karşılıklı ilmeklerimizi alıyoruz. Ve böyle dikme işlemini sıra sonuna kadar devam ettireceğiz.
Şöyle yapalım. Hatta isterseniz şu köşeyi şöyle geçebilirsiniz. Buraya kadar bitirelim. Ve gördüğünüz gibi bitirdim ben. Böyle oldu. Şimdi şöyle açıyorum. Tersinden düzine çeviriyorum. Böyle bot patik oldu. Dediğim gibi hem Selanik örgü modeli böyle geniş bir model. Hani ben büyük şişle yaptığım için biraz böyle gevşek oldu. Yani bana göre öyle oldu ama size göre hani normal gelebilir. Böyle seviyorsanız tamamen size göredir bu. Böyle bot patiğimizi bitirmiş olduk. Böyle bakın patik tabanlarında bile böyle bol bol olurdu. Şimdi şu fiyonku ben kendim yaptım. Böyle buraya dikeceğim. Sizlere de hani faydalı olması açısından elinizde böyle kundele varsa bu şekilde güzel bir fiyonk yapabilirsiniz. Şöyle elimdeki uyan bir rengi aldım kurdeleden. Şöyle önce açılmaması için yakıyorum. Bunu bu şekilde yaktıktan sonra şöyle ölç alıyorum. Şöyle 1 santimden 12 santime kadar şöyle tutuyorum. Ayarlıyorum. Ve buradan kesiyorum. Sonra burayı yine açılmaması için şöyle yakıyorum. Çok da yakmıyorum. Çünkü şöyle iki parçayı birleştirerek yine tam düzgün bir şekilde ayarlayıp yakacağım. Şu fazlalığı alalım. Şöyle birbirine birleştirmek adına yakıyorum. Sonra elimle düzeltiyorum. Elimi yakmadan dikkat edelim buraya. Sonra tam orta kısmına bu yaktığımız yeri ortaya getirecek şekilde şöyle katlıyorum. Arka tarafına gelecek. Bakın burada ne yapmışız? Şöyle orta kısmında çukur oluşturmuşuz. İpimi de daha önceden hazırlamıştım. İpi düğümlü ucu. Bakın şöyle ortasını çukurlaştırmak için bu şekilde ortadan katlıyoruz. Sonra şöyle kenarlarını arkaya doğru bu şekilde çevirerek sıkı sıkı tutuyoruz. Sonra hemen iğnemizi şöyle geçiriyoruz. Demiştim daha önce düğüm attım ben oraya. Sonra arka tarafından şöyle sabitlemek adına birkaç defa düğüm atıyoruz. Saten kurdele olduğu için arkadaşlar burada dikkat edin. Yanlışlıkla kenarına iğneniz değmiş olsa bütün kurdele mahvoluyor. Dilerseniz hani saten değil de normal böyle keten görünümlü kurdeleler var. Tabi hazır da alabilirsiniz veya buraya farklı örgüyle yapılan diğer hani görüntüsü güzel örgülerinizi de uyarlayabilirsiniz. Birkaç defa da orta kısmını iple sardıktan sonra arka kısmına düğüm atıyorum. Sonra bunu şöyle patiğin orta kısmına denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Önce şurayı şöyle bir çıkartalım. Şöyle arka kısmından yerleştirerek buraya dikiyorum. Bir kurdeleden bir alttaki patikten alarak buraya dikiyorum. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Ama hani silikonla yapıştırabilirsiniz mesela.
Silikon yıkandığı zaman ister istemez yüksek derecelerde özellikle açılabiliyor, düşebiliyor. Onun için burayı dikmek daha iyidir. Dikerken de yine dikkatli olun. Hemen böyle saten kordon olduğu için açılabiliyor. Bakın şurada iğnedeydi. Hemen orada bir büzüşme oldu. İpimi düğüm attıktan sonra bakın şurası. Sonra kesiyorum. Bunu illa ki hani saten kordeleden değil de kumaştan bile yapabilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.